kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin ırkçılığa bakışı nasıldır? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sadece belli bir bölgeye ve belli bir kavme değil, bütün insanlara ve cinlere gönderilmiştir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanları ve cinleri en yüksek kemalat mertebelerine ulaştırmak üzere gönderilmiş bir muallim, bir mürşit, bir rehberdir onun cahiliye hastalığı diye ifade ettiği ve toplumdan kaldırmak üzerine çok uğraştığı ve üzerinde çok durduğu bir hastalık ırkçılık hastalığıdır. Hadislerde asabiyeti cahiliye diye geçer. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ırkçılığın tehlikesiyle ilgili çok hadis-i şerifleri var. Ben bunlardan üç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi, Ümmetimin helak olması üç şeyden olacak. Dikkat buyurun çok önemli. Ümmetim, ümmeti Muhammed üç problemden dolayı farklılıklara, gruplara, bölgeciliklere, ayrılıklara ve hatta ölümlere, fitnelere girecekler. İnsan bunu bilmek istemez mi? Bir, bu kaderiyecilik iki anlamda kullanılıyor. İnsan kendi fiilinin kendi yapandır anlamında Mutezile olarak bir de kaderi inkar edenler olarak ifade ediliyor. Demek ki içinizden ileride kaderi inkar eden bir grup bazı gruplar çıkacak. Bu sizin helak olmanızın, maddi ve manevi bozulmanızın, aranızda fitne çıkarmanın nedenidir. Onun için buna çok dikkat etmek gerekiyor. İkincisi Unsuriyet davası güdenler, yani ırkçılık, bölgecilik ve kabilecilik davası güdenler, üçüncüsü dini meselelerde gevşeklik gösterenler, ibadetleri yerine getirmede ve haramlardan sakınma konusunda gevşeklik gösterenler. İşte bunların bir tanesi ırkçılık yapanlar, topluma fitne, fesat ve bozgunculuk katacaklar ve ümmetin bu yüzden çok sıkıntılar çekecek diye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bizi uyarıyor. Burada önemli bir e, konuya dikkat çekmekte fayda var. Bir şeyin problemi kim ise o problemden dolayı meydana gelen ne kadar kötülük varsa o bütün kötülüklerin günahları da o kötülükleri işleyenlere verilmekle beraber aynı zamanda o kötülüğün bütün günahları da ona sebep olanlara da verilecek. Mesela bizim ülkemizde bir yerde herhangi bir yerde ırkçılık bahanesiyle eğer bir fitne çıkarılmışsa o fitneden dolayı ne kadar kanakmışsa ne kadar zulüm yapılmışsa ya da ne kadar zarar verilmişse ya da ne kadar insanın şehit olmasına sebep olunmuşsa bütün o insanların günahları o sebep olana aynen yazılacak. Yapanlar yine sorumlu. Evet. Ama o fitneye sebep olanların Hepsi o günahların tamamından hiç eksilmeden aynen ona da yazılacak. Çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci hadis. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki asabiyet davasına güden, yani ırkçılık güdenler onu yaymaya çalışanlar bu dava uğrunda mücadele edenler bizden değildir. Çok dikkat etmek lazım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Araptı. Hiç Arapçılık yapmış mı? Hiç Arapları diğerlerinden üstün tutmuş mu? Şimdi ırkçılık yapan bir Müslüman ve ırkçılık davasını yaymaya çalışan ve bununla mücadele eden bir kimse diyor ki peygamberimiz o bizden değildir. Ya bundan büyük bir mahrumiyet, bundan büyük bir hastalık olabilir mi? Bir diğer hadis-i şerif kim hevasına uyarak batıl yolda cenk eder. Kavmiyetçiliğe, ırkçılığa çağrıda bulunur ve kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tahavvüre kapılırsa yani ırkçılığa çağırıyor, ırkçılığı yüzünden öfkeleniyor, kendi ırkından olmayanlara zarar vermeye çalışıyor ve bütün davası, bütün hayatı bunun üzerine endekslenmiş. Böyle birisi diyor cahiliye üzere öler, ölür. Allah Allah. Allah muhafaza. Onun için biz diyoruz ki bir insana gerici diyecekseniz ona bakın. O insanda İslamiyet'ten önce bir hastalık var mı? Var. Öyleyse gericidir. Mesela İslamiyet'ten önce ırkçılık güdülüyor muydu? Evet. Irka göre insanları sırflandırır ve ona göre savaşlar çıkar mıydı? Evet. Öyleyse bugün bir Müslüman veya bir insan fark etmez. Irkçılığı esas alarak eğer hareket ediyorsa insanlar ırkçılığa çağırıyorsa, kendi ırkından olmayanlara düşmanlık, öfke, kin ve nefret besliyorsa, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bildirdiği üzere, İslamiyet'ten önceki cahiliye üzere vefat etmiş demektir. Hafazan Allah. O halde her insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymalı. Biz Peygamberimizin sünneti deyince, belli başlı özelliklerle sınırlandırıyoruz. Hayır. Peygamberimizin hayatı umumen uyulması gereken bir örnektir. Madem Peygamberimiz Aleyhisselam ırkçılığa böyle karşı ve madem ümmetini bu hastalık konusunda böyle uyarmış, ikaz etmiş, o halde Peygamberimizin hem bu sözlerine uymak hem de Peygamberimizin hayatına sergilediği bu güzelliği hayatımıza sergilemek için aklımızın köşesinden bile geçirmememiz gerekiyor ırkçılık duygusunu cahiliye asabiyetini. Peki ya bir insan akrabasını sevmemeli mi? Karıştırmayalım. Bir insan akrabasını oğlu olduğu için sever, babası olduğu için sever, kardeşi olduğu için sever, komşusu olduğu için sever. Elbette dedesini, halasını sevecek. Ama ırkından olduğu için değil. Babası olduğu için sevecek. Halası olduğu için sevecek, yardım edecek. Ama ırkı bahane ederek Müslümanları alçaltır, ırkı büyütürse ve kendi aleminde büyüklük ölçüsü olarak ırkı görürse elbette İslamiyet buna karşıdır. Yoksa İslam ırka değil, ırkçılığa karşıdır.